Bir de şöyle bir tüyo vermişti bize o eczacı hanım. Seçtiğiniz meslek, şimdi yaptığınız puan seçiminiz oluyor, mesleğiniz oluyor. Seçtiğiniz meslek işiniz oluyor, aynı zamanda eşiniz oluyor diye böyle bir esprili bir de açıklama yapmıştı. Yani eczacılığı seçiyorsanız laboratuvarı sevmeniz lazım. Yani gününüzün yarısı teorik bilgi ise yarısı da pratik bilgi oluyor. 3 ve 4'te özellikle. Ya eğlenceli kısmı da bence bu tarafta. Reçeteler kırmızı, yeşil, beyaz reçete, kontrole tabi, mor ve turuncu olmak üzere ayrılıyor. Bunlar hatta bugün bir sayım yaptık imha için. Kırmızı reçeteler, yeşil reçeteler kesinlikle eczaneden gidip alabileceğiz ilaç grupları değildir. Kırmızı reçeteleri şöyle tarif edeyim, böyle uyuşturucu özelliği olan reçetelerdir. Yeşil reçeteler ise bizim genelde antipsikotik, antidepresan olarak kullanılan ilaçlarda bağımlılık yapıcı özelliği olan reçetelerdir. Yani dermokozmetik dahil olsa internetten alacağınız her şeyi biraz düşünerek alın. Çünkü her şeyin taklidi yapılıyor. Benim şu an eczanemde 5 ayrı ürün için takibe geldiler. İnternetten alınan, yani firma kendi geliyor. Şu firmanın ürünü geliyor. Eczacı hanım bizim taklitimiz yapılmış. Yani çok popüler ürünler bunlar. Sizde var mı? Bakabilir miyiz? Bakıyorlar. Aa yok tamam karışmamış sıkıntı. Çünkü biz hep ilaç firmalarının üzerinde küçük kodlar var. ITS'li kodlarıyla alıyoruz. Yani direkt böyle başka yerlerden almıyoruz. En güvenilir yer her zaman eczane. Mahalle eczacısıyım ben, semt eczacısıyım. Öyle olunca biz bir aile dost gibi oluyoruz. En çok üzücü olaylar kendi ailemiz gibi saydığımız, gördüğümüz için amcalarımızın, teyzemizin kayıpları olduğu zaman çok çok üzülüyorum. Ve bunları hep genelde ilaçları getirirken oluyor. İşte çocuğu getiriyor diyor, işte ben artık annemizi kaybettik, babamızı kaybettik, bunları siz alın diye. Biz o sırada bir üzülüyoruz. Hani bir samimiyetimiz var. Arkadaş gibiyiz, anne baba gibi oluyorlar, bizlere teyze gibi oluyorlar. Bir böyle bir ilişki olunca o tarz durumlarda böyle üzülüyoruz. Bugünkü misafirimiz Büşra Hanım. Yabancımız değil. Büşra Hanım kendisi eczacı. Aynı zamanda bizim velimiz okulumuzda. Öğrencisi var. Bundan sonrasını arkadaşlarımız sorularla kendisine yönlendirecekler. Programın sonunda da eğer Büşra Hanım da uygun görürse salondan da soru alabilir. Tamam mı? Tabii ki. İnşallah keyifli dinlemeler diliyorum size ve başlıyoruz. Hocam ses geliyor mu? Sanki bunda yok gibi. Kapalı mı açık mı? Bir bakalım. Bir bassam mısınız? Bir saniye basıyoruz. Bir saniye. Tamam. Hoş geldiniz Büşra Hanım. Hoş buldum. Öncelikle davetimizi kırmayıp geldiğiniz için teşekkür ederiz. Rica ederim. İzninizle ilk soruyu ben soracağım. Şu anda bir lise ortamında bulunuyoruz. Büşra Çeşkan Lise'de nasıl bir öğrenciydi? Güzel soru. Öncelikle Avniye Büşra, Çalışkan ben. Büşra Eczanesi'nin eczacısıyım. Lisede nasıl bir öğrenciydim? Şöyle tarif edeyim. Şimdi şartlarımız biraz farklı diye böyle herkesin söylediği şeyi söylemeyeyim ama ortaokul hayatımdan farklıydı lise hayatım. Lise hayatında biraz daha özgürleşiyoruz ister istemez. Ben Aksaray'da yaşamadım. Ankara'daydım. Fen Lisesi'ndeydim. Orada da bizim aynen bu şekilde olduğu gibi meslek tanıtım günümüz olmuştu. Yani biraz daha biz bir tık daha rahat mıydık diyeyim, daha mı farkındaydık diyeyim. Biraz idealleri olan bir öğrenciydim. Başörtü sorunumuz vardı. Bizim zamanımızda böyle başarılı öğrencilerin doktor olması çok istenirdi. Özellikle bayansa hani böyle bayan hekimi olsun, kadın doğum uzmanı olsun, bizim gidebileceğimiz yerler çok yok derdik. Biz biraz daha böyle sağlık alanlara yönelmeyi çok isterdik. Teşekkür ederim. Rica ederim. Eczacılık okumanızdaki en önemli etken neydi? Bu sizin kendi tercihiniz miydi? Güzel soru. Eczacılığı şöyle oldu. Benim sınıf arkadaşlarım birçok arkadaşım tıbbı kazandı. Ben de öyle. Sivas'ta bir tıbbı kazanmıştım. Sivas'ta tıbbı kazanmıştım ama ailemden hani Ankara'da okusan daha iyi olur gibi bir şey geldi. Bir rehberlik hocamız vardı. Bir de meslek tanıtım gününde bir eczacı gelmişti aynen bu şekilde. Bana biraz eczacılığı anlatınca eczacılığın biraz avantajlarını duydum, güzel yanlarını gördüm. Heveslendim. Olabilir dedim. İlk 6 ay çok zorlandım. Çünkü en yakın arkadaşım, böyle sıra arkadaşım, yediğimiz içtiğimiz ayrı olmayan, çok da yakın puanlar yapmıştık. O Sivas'a tıpa gitti.
Ben Ankara'da, Gazi'de eczacılıktayım. Allah'ım diyorum, o tıpta ben eczacılık okuyorum. 6 ay. 6 aydan sonra mesleğim o kadar, yani hem öğrencilik hayatını çok sevdim, hem mesleki hayatta. Çok memnunum yani, çok güzeldi. Bir de şöyle bir tüyo vermişti bize o eczacı hanım. Seçtiğiniz meslek, şimdi yaptığınız puan seçiminiz oluyor, mesleğiniz oluyor. Seçtiğiniz meslek işiniz oluyor, aynı zamanda eşiniz oluyor diye böyle bir esprili bir de açıklama yapmıştı. Öyle yani, memnunum, çok da memnunum. Eczacılık fakültesinde okumanın zor ve kolay yanları, bunların yanı sıra varsa keyifli yanları nelerdir? Şimdi eczacılık fakültesi, şöyle anlatayım. Zannettiğiniz gibi yani sayısal bir bölüm ama ezbere dayalı bir bölüm. Yani tıp, eczacılık, diş hekimliği, bunların hepsinde bir ezber yanımız var. Biyoloji ağırlıkta, bizimkisi kimya daha çok ağırlıkta. Laboratuvarlarımız çok eğlenceli. Hele farmasötik teknoloji dediğimiz böyle teknolojik laboratuvarlar yapıyoruz. İşte kremler hazırlıyoruz, şampuanlar, rujlar falan, çok keyifli oluyor. O tarafları çok sevdim. Analitik kimya diye bir alanımız vardı. Onda da analiz yapıyorduk. Bildiğiniz böyle filmlerdeki patlamalar falan hepsi oluyor. Yani acayip keyifli. Mikrobiyoloji de çok keyifliydi. Yani laboratuvarı çok aktif kullanıyorsunuz. Yani eczacılığı seçiyorsanız laboratuvarı sevmeniz lazım. Yani gününüzün yarısı teorik bilgi ise yarısı pratik bilgi oluyor. 3 ve 4'te özellikle. Ya eğlenceli kısmı da bence bu tarafta. Mesleğinize ilk başladığınız zamanki eczacılıkla şu anki eczacılık arasında ne gibi farklar görüyorsunuz? Mesleğime ilk başladım. Aslında mesleğe başladığım zamanki Türkiye ile şu anki Türkiye arasındaki ne kadar fark varsa şimdi de bu tarz bir farklılıklar var. Siz şimdi kendinize hangi mesleği yaparsanız yapın arkadaşlar, geliştirmeye bakacaksınız. Yani ister hekim olun, ister mühendis olun, ister avukat olun, güncellemeniz gerekiyor. Eczacılık da çok güncelledi. Aromaterapi, homeopati, bah terapisi, suçlar terapisi, birçok terapi alternatif olarak ya da fonksiyon olarak ekliyoruz. Eczacılığa ilk başladığımız zaman bunu yapan ablalarımız, abilerimiz çok yoktu. Çok güzel majistral hazırlayan, çok güzel bilgileri olan abilerimiz vardı, ablalarımız vardı. O eczanelerde staj yapmayı çok isterdik. Bitkilerle ilgili çok bilgileri olan eczacılar vardı. Ama şimdi böyle biraz daha Avrupa'dan gelen eğitimciler sayesinde ya da bu online eğitimlerin aktif olduğu özellikle pandemi döneminde biz farklı eğitimleri gördük. Avrupa'daki meslektaşlarımız neler öğreniyor, Amerika'dakiler neler biliyor, bunları biz de öğrenmeye başladık. Fonksiyonel eczacılık başladı diyebilirim. Eczacı dediğimiz zaman sadece reçeteyi alıp ilaç veren kişiyi mi anlamalıyız? Kesinlikle hayır. Zaten eczacılığın sadece reçetedeki ilacı verip koysaydık eğer, şimdi mekanizma gelişiyor, teknoloji geliştiği için ileriki yıllarda o robotlar da çıkacak. Ama eczacı hiçbir zaman sahneden çıkmayacak çünkü danışman. Eczacı aslında reçetedeki ilacı alıp veren kişi değildir. Zaten bunu yanındaki yardımcı kişiler de yapar. Ve eczaneye gelmediğimiz zamanlar hep bizi sorarlar, şu an neredesiniz diye. Çünkü eczacı gerçekten en yakın sağlık danışmanı diyoruz ya, gerçekten öyle. Hastanın ulaşabileceği, danışmanlık hizmetini en güzel alabileceği yer. O yüzden o ilacın nasıl kullanılacağı, ne yapması gerekiyor, alternatif olarak beslenmesi neler yapması gerekiyor, hayatta neler gerekiyor, bunları da anlatıyoruz, danışmanlık yapıyoruz. Kimyasal ilaçlarla bitkisel ilaçlar arasında bir çatışma var mı? Böyle bir çatışma varsa buradan bir galip çıkar mı? Şimdi sentetik ilaçlar eczacılığın temelinde var. Şu anki modern tıbbın, modern eczacılığın tamamı sentetik ilaçlar. Yani kimyasal dediğimiz ilaçlar oluşuyor. Bu kimyasal ilaçlar aslında sentetikler, doğadaki organik ilaçların sentezlenmesiyle oluşuyor. Yani biz organik olanı taklit ediyoruz. Timus'ta timolu taklit ediyoruz. Aynısını kimyasal olarak bağlarla oluşturuyoruz. Bunu organik kimya diyoruz, farmasötik kimya diyoruz. Şimdi biz hep farmakognozi dediğimiz bitkisel ilaçlar var. Üniversitede de böyle hep farmasötik kimyayla, yani kimyasal ilaçlarla farmakognozi dediğimiz bitkisel taraf böyle bir tatlı bir rekabete girerdi. Bunun kullanılması çok önemli. Mesela şimdi siz rahatsızlandınız, yüksek ateşiniz çıktı. Bitkisel ilaçlar yüksek dozlarda ancak sonuç verebiliyor ve her zaman elimizin altında olmayabiliyor. Hem maddi olarak ulaşımı zordur, hem de standartize edilmesi çok kolay değildir. Biz diyoruz ki hasta olmadan önce, bitkisel tedavilerle hasta olmadan önce kendimizi koruma altına alalım. Ama hasta olduktan sonra yani bir ameliyat gerekiyor, bir antibiyotik, yani çok ciddi bir rahatsızlık var. Orada antibiyotik almamız lazım. O bakterileri yani oradan diskalifiye etmemiz lazım. Orada birazcık bitkiselleri dahil edemiyoruz. Akut durumda
ve acil durumlarda her zaman sentetik ilaçlar çok daha hayatımızı kurtardı, herkese ulaştı, tüm dünyaya ulaşıyordu. Yani kolaylıkla standartize edebilirsiniz, doz verebilirsiniz. Bütün fakir ülkelerden zengin ülkeler herkesin elinde, çok devlet de destekliyor, ödemesine de sıkıntı yok. Bitkisel kısmı sevdiğimiz taraf, eczacıların çoğu, özellikle fonksiyonel eczacılar bu tarafı çok severler. Ben de böyle bir eczacıyım. Kendimizi koruma altına alalım, hastalanmadan önce bu tarz tedaviler yapalım. Bitkilerle ya da standartize edilmiş droglarla, drog diyoruz bitkisel ilaçların şeylerine, kalıplarına. Droglarla olabilir, aromatik yağlarla olabilir, daha farklı şeyler. Kendimizi destekleyelim. Ama hasta olunca da her zaman başucumuzda olması gerekiyor. Yani iyi ki var diyoruz. Gıda takviyeleri gerçekten gerekli mi? Bu konuda neyin doğru olup olmadığına nasıl karar veriyorsunuz? Şimdi gıda takviyelerine geldiğimiz zaman ortada çok bilgi var. Evet, bu bilgiler biraz insanın kafasını karıştırıyor. Gıda takviyesi niye biz önemsiyoruz? Çünkü ben üniversitedeyken bir çalışma vardı. Ben elma örneğini çok anlatırım. Elmadaki magnezyum miktarı, bu arada magnezyum bazı mineraller özellikle vücutta çok önemli enzimlerde kavşak roller oynuyor. Kofaktör dediğimiz gruptalar, bazı mineraller. Mesela iyot dengesinde bahsedeceğiz, T3, T4 mesela, onlardan çok bahsederim. Ya bazı mineraller olmazsa olmazdır. Şimdi biz bunları nereden alacağız? Topraktan gelecek, sudan gelecek. Meyvelerden olan mesela şeyler, mineraller topraktan geliyor. Şimdi topraklarımızı ilaçlıyoruz. Yanlış işlemler yapıyoruz. Toprakta artık yeteri kadar mineral kalmadı. Toprakta kalmayan mineraller otomatik olarak yediklerimize de kalmıyor. Bir de biz bunları üstüne üstlük ilaçlıyoruz. Bazı kimyasallara maruz bırakıyoruz. GDO dediğimiz genetiğiyle oynuyoruz. Aldığımız gıdalardan gelen mineraller çok düşük oluyor. Keşke onlardan temiz, düzgün bir mineral alabilsek. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Sadece aldıklarımız mı? Bir de üstüne toksin yükü fazla olan gıdalar alıyoruz. Paketli gıdalar alıyoruz. Bir de üstüne dışarıdan kimyasallara maruz kalıyoruz. Bu sadece egzozumona değil, yüzümüze sürdüklerimize, saçımıza sürdüklerimize. Vücut sürekli bunları sünger gibi emiyor. Emili problemi de yaşamaya başlıyoruz yanlış beslendiğimiz için. Bir bakıyoruz, krambo olan kişi, atıyorum, magnezyum eksikliği var. Kemiklerim ağrıyor diyor. Hani ağrı kesici değil de bakıyorsun Z vitamini dipleriymiş. O zaman fonksiyonel bir bakış açısıyla mı? Öyle senin ağrın var değil, tamamen profesyonelce hekim gözetmeninde danışmanlık hizmeti vermemiz gerekiyor. Ben de bunun çok doğru olduğuna inanıyorum. Duyduğuma göre reçetelerde renk oluyormuş. Özellikle evet. Kırmızı reçeteden bahsediyorlar. Evet. Bunu biraz açıklayabilir misiniz? Şimdi reçeteler kırmızı, yeşil, beyaz reçete, kontrole tabi, mor ve turuncu olmak üzere ayrılıyor. Bunlar hatta bugün bir sayım yaptık imha için. Kırmızı reçeteler, yeşil reçeteler kesinlikle eczaneden gidip alabileceğiniz ilaç grupları değildir. Kırmızı reçeteleri şöyle tarif edeyim, böyle uyuşturucu özelliği olan reçetelerdir. Yeşil reçeteler ise bizim genelde antipsikotik, antidepresan olarak kullanılan ilaçlarda bağımlılık yapıcı özelliği olan reçetelerdir. Bu reçetelerin eczanede bulundurulması, satışı hepsi kontrol altındadır. Ve biz bunun miadı geçse, yani son kullanma tarihi geçse bile imhaya giderken bile bir sürü tutanak tutuyoruz. Yani bunlar bağımlılık yapabiliyor. Başka kötü insanların eline geçerse, bağımlı olmuş kişilerin eline geçerse de başkalarına zarar vermek isteyenlerin eline geçerse çok daha ciddi tehlikeleri de var. Devlet bunları kontrol altına almak için bu tarz numaralandırmalar yapmış. Mor ve turuncular veren kan hastalıkları, çok ciddi kan problemleri olanlara verdiğimiz ilaçlar. Normal sizin eczaneden aldığınız genellikle hepinizin beyazdır. Bu şekilde. Rica ederim. İnternet üzerinden yapılan gıda takviyesi ya da ilaç alımları ne kadar sağlıklı? Aslında biraz önce çok detaylı bir şekilde anlattım. Yani internet üzerinden şöyle tarif edeyim. Bize yok gibi, yani sürekli bilgiler geliyor. Şu firmanın şu ürünü şu an sahte üretim olarak basılmış diye. Ya arkadaşlar, mümkün olduğu kadar internetten takviye falan almayın. Zaten öyle bir şey düşüneceğinizi zannetmiyorum sizin de. Yani dermokozmetik dahil olsa internetten alacağınız her şeyi biraz düşünerek alın. Çünkü her şeyin taklidi yapılıyor. Benim şu an eczanemde 5 ayrı ürün için takibe geldiler. İnternetten alınan, yani firma kendi geliyor. Şu firmanın ürünü geliyor. Eczacı hanım, bizim taklitimiz yapılmış. Yani çok popüler ürünler bunlar. Sizde var mı? Bakabilir miyiz? Bakıyorlar. Aa yok, tamam, karışmamış, sıkıntı yok. Çünkü biz hep ilaç firmalarının üzerinde küçük kodlar var. ITS'li kodlarıyla alıyoruz. Yani direkt böyle başka yerlerden almıyoruz. En güvenilir yer her zaman eczane. Haberlerde ilaç temini konusunda dönem dönem sıkıntılar yaşandığını duyuyoruz. Bu ne anlama geliyor? Bu durumda hastalar bu sıkıntıyı nasıl aşıyor?
Şimdi bizim 2 hafta önce bir mitingimiz vardı. 27 Kasım Pazar günü. Ama pek haberlere geçmedi. Biz bu mitinge niye çıktık? Eczacı 15 yıl önce çıkmış ilk defa mitinge. Ben de işte geçen hafta vardı. İkinci mitingimiz. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Türkiye'de birazcık maddi olarak bir sıkıntılar var. İlaç temindeki sıkıntı da, şimdi her şey tabii ki de sağlık üzerine ama ilaç, SGK ilişkisi, firma ilişkisi bize aşan bir taraf. Burada biraz duygusal ilişkiler var. Yani maddi olarak eğer kur bazını sağlayamazsınız, firmalar kar etmediği yerde geri çekiliyorlar ve piyasada bulunmuyor ilaçlar. Şu an çok ciddi anlamda problem var. Özellikle antibiyotik kısmında, ateş düşürücü kısmında, çocuk şuruplarında falan bayağı bir geri çektiler. Bu tamamen maddi kaynaklı ilaç bulunamama durumu. Bunu zamlarla herhalde aşmaya çalışıyorlar. Meslek hayatınızda karşılaştığınız, sizin üzerinizde iz bırakmış, keyifli veya üzüntülü bize anlatabileceğiniz bir anınız var mı? Keyifli anılarımız aslında var ya, bayağı çok böyle ilaç yanlış kullanımlarıyla ilgili aslında üzüntülü de oluyor da. Yani burada nasıl anlatabilirim? Şimdi bazı hastalar ilaçları nasıl kullanacaklarını bilmiyorlar. Bunlarla ilgili bazen anlatımlarımızda çok komik şeyler çıkabiliyor. Mesela işte bir de ifadeler de çok komik. Mesela majeziye ya da aspirine başka ifadeler de söylüyorlar. Mesela dün daha oldu, elcek var mı diye. Hani ben eldivenin elcek olduğunu bir Allah'ım ne ki acaba, ne ki acaba diyorum. Teyzenin birisi çeviri yaptı. Eldiven kızım, eldiven diye. Yani yöresel ifadeler çok fazla. Ya da işte çubuk ilacı derler. İlk eczaneyi açtığımda çubuk ilacı diye teyzenin biri geldi. Yavrum sende çubuk ilacı yok mu? Ay diyorum, çubuk, ne çubuğu diyorum bu çubuk. Ya çubuk ilacı varmış, sende niye yok diyor. Sonra öğrendim ki D vitaminiymiş yani. D vitamini çubuk ilacı diyormuşsun ya da kurbağacık ilacı diyorlar. İşte bu değişik ifadeleri var. Ya da silviçin, işte bu aktif kömür var, ona da çubuk ilacı diyorlar. Ve değişik ifadeler kullanınca komik olabiliyor. Üzücü olaylar, yani biz şimdi mahalle eczacısıyım ben, semt eczacısıyım. Öyle olunca biz bir aile dost gibi oluyoruz. En çok üzücü olaylar kendi ailemiz gibi saydığımız, gördüğümüz için amcalarımızın, teyzemizin kayıpları olduğu zaman çok çok üzülüyorum. Ve bunları hep genelde ilaçları getirirken oluyor. İşte çocuğu getiriyor diyor, işte ben artık annemizi kaybettik, babamızı kaybettik, bunları siz alın diye. Biz o sırada bir üzülüyoruz. Hani bir samimiyetimiz var, arkadaş gibiyiz, anne baba gibi oluyorlar, bizlere teyze gibi oluyorlar. Bir böyle bir ilişki olunca o tarz durumlarda böyle üzülüyoruz. Büşra çalışkan lise yıllarına geri dönse tekrar eczacılığı mı tercih ederdi? Kesinlikle. Ya da bir meslek daha seçme durumunuz olsaydı bu ne olur? Şimdi benim zamanımda, yani şimdi bir yasa değişikliği oldu, haberiniz var değil mi? Biliyor musunuz yasadan, haberiniz var mı? 2012'de bir yasa çıktı. 2012'den itibaren girenler kurtardı. 2017'den sonra, yani 2016'dan sonra girenler için yasa sıkıntılı. Benim girdiğim zaman da her yer güllük gülistanlıktı. Çok mutluydum. Şimdi her yerde, yani istediğimiz yerde eczane açabiliyorduk. Şimdi sınırlama geldi. Bir kere eczacılık fakültesinden mezun olduğunuz zaman bir yıl yardımcı eczacı olmanız gerekiyor. Yani ister devlet hastanesine atanın, inşallah hayırlısı, ister bir eczacının yanında olsun, yardımcı eczacı olarak bir yıl çalışmadan siz eczacı olamıyorsunuz. Bu yeni çıktı. Benim zamanımda böyle bir şey yoktu. Her yerde eczane açabiliyordum. Ve mesleki olarak da şimdi ilk mezun olduğumuz zamanlar reçetemizi direkt veriyorduk. Ben o zaman da sürekli böyle alternatifler arayışındaydım. Şu an mesleki olarak da çok keyif alıyorum mesleğimden. Hastalarıma alternatif tedaviler, farklı bakış açıları sunabiliyorum. Şu anki haliyle ben şimdi yeni durumdan bile yine ben tavsiye edebilirim, yani eczacı olabilirsiniz. Hala çok güzel mesleki olarak tatmin olacağınız yerleri var eczacılığın. Şu anki haliyle kesinlikle zaten çok memnunum. Ama birazcık şimdi mezun olduğunuzda her yerde eczane açamayacaksınız. O şekilde düşünüyorsak, eğer şimdi girsem yine yazardım. Çünkü tam anlamıyla beni yansıtıyor eczacılık. Çok mutluyum yani. Onlara dokunmak, onlara, hastalarımıza bir kapı aralamak, konuşmak, faydalı olmak çok mutlu ediyor. Sorularımız bu kadar. İsterseniz dinleyicilerden... Ay, çok teşekkür ederim sorularınız için. Buradan sorusu olan varsa... Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Hüsam Çağlayan, 15 sınıfından. Benim sorum şu şekilde. Bir eczanede yüzlerce ilaç bulunuyor. Ve bu ilaçların çoğu yabancı dillerde.
Bu ilaçların yerini bulmanın size ne gibi zorluklar çıkarıyor, bunu merak ediyorum. Bu bizim hep sorulan sorudur. Ya siz bu kadar ilacı nereden buluyorsunuz, nasıl bir şey yapıyorsunuz diye. Şimdi ilk başta bütün mesleğin zorlukları vardır. Avukat, hukuk bitirenler, avukatlar da maddeleri ezberliyorlar. Bir kere şunu bir kabul edin. Yani herkes hangi mesleği yaparsa yapsın, bir meslekte iyi olacaksanız bir kere bu ezberi yapacağız yani. Hangi bölüme giderseniz bir ezber olacak. Şimdi biz üniversite okurken de o kadar güllük gülistanlık değildi. Bir sürü bitki ezberdik, kimyasal formülü ezberdik. Mezun olduktan sonra da etken maddeleri biliyorduk ama ilaç isimlerini bilmiyorduk. Bu ilaç isimlerini nasıl yaptık? Farmakolojik dediğimiz, yani etkinliklerine göre sıralama yapıyoruz eczanede. Diyoruz ki tansiyon ilaçlarını koyuyoruz, ağrı kesicilerini koyuyoruz. Vere vere, yapa yapa, pratik kazana kazana bunu hallediyoruz. Zaten bu aslında o kadar zor bir şey değil. Yani eczacılık deyince aklınıza reçetenin karşılığında ilacı vermek değil. Önemli olan kısmı etkileşimleri biliyor muyuz? Ya mesela bana bir tansiyon hastası geldiği zaman çarpıntın var dediğinde sen acı inhibitörü kullanıyorsun, ondan olabilir mi acaba diye o farkındalığı oluşturuyor. Bak bunu size üniversite veriyor zaten. Sonrası geliyor, geri kalanı geliyor mesleki olarak yapa yapa. İnanın var ya, şurada staja geliyorlar, kimya bölümü okuyan öğrenciler geliyor bizim eczacılık eczaneye. Lisede kimya okuyanlar. 2-3 haftada öğreniyorlar isimlerini. Çıkara çıkara pratikleşiyorsunuz. O yön hiç kafanıza dert olmasın. Başka sorusu olan? Soruların sayısı arttı. Mikrofonu kim uzatıyor? Merhaba, ben Ayşegül Özkay, 11 sınıfından geldim. Bazı acil durumlarda insanlar hastaneye yetişemiyorlar. Bu yüzden size geliyorlar eczanelere ilk müdahale için. Size gelen acil vakalardan size en çok güzel ya da en garip bir hangisiydi? Şimdi şöyle bir şansım var benim. Semt eczacısıyım ve ASM'in yanındayım. Acil vakalar gelirse, önceki çok ciddi bir durum varsa hemen 112 arıyoruz ve biz aradığımız için zaten çok daha hızlı müdahale ediyorlar. Bizim acil durumlar diye yapabileceğimiz çok bir şey yok. Eczanede siz acil, devlet size öyle bir yetki vermemiş. Siz enjeksiyon yapamazsınız. Allah korusun. Mesela en çok şu acil vaka oldu. İki defa yaşadım onu. İnsülin hastaları bazen çok fazla aç karnına ya da işte tam kullanamadıkları için şekerleri çok düşebiliyor. 50'nin altına indikleri zaman da çok ciddi bilinç kaybı yaşanıyor. O zaman belki bir enjeksiyon yapılabilir ama ben ASM'nin yanında olduğum için buna müdahale etmedim ki doktorlar bile müdahale etmedi. Hemen acil vakayı uyguluyoruz. Biz ne yapabiliriz? Düşük, kırık, işte ezik falan olduğunda bir pansuman yapabiliriz. Onun dışında çok fazla akut durumda müdahale yetkimiz de yok. Yapmamız da gerekiyor zaten. Hemen acil tabii ki o eğitimleri aldık, yardım eğitimleri aldık. Mesela acil bir vaka olsa Allah korusun bir nefes darlığı falan yaşası yapacaklarımızı çok iyi biliyoruz. Ama öyle bir durum hiç karşılaşmadım öyle bir durumla Ayşegül'cüğüm. Merhaba, ben Yiğit. Burada bir haber çıkmıştı biraz. Aksaray'daki eczane sayısı çok fazla olduğu için kontenjanı dolmuş diye. Bunun gerçekliği var mı? Aksaray için değil, bütün şehirlerde. Yani çok az şehir var kontenjan dolmayan. Yani doğuda birkaç şehir, Karadeniz'de var herhalde birkaç şehirde, ilçelerde yer var. Sıraya giriyorsunuz. Bir de şöyle bir handikap var. Ruhsatlarını veren eczacılar oluyor. Yani mesela yaşlı bir eczacı ruhsatını devredebiliyor. Eczanede şu eczaneyi açma konusunda şunu da bir net olalım. Mezun olduğunuz zaman eczane açamazsınız. Yer yok. Bir de Aksaray zaten çok kalabalık. Hele ben erkek öğrencilere diyorum ki, benim yardımcı eczacım erkek öğrenci vardı işte 2-3 tane. Hepsine diyorum yani Aksaray'ı çok düşünmeyin. Biraz daha geniş bakın olayları, ne yapabilirim diye. Çok daha farklı şehirlerde çok daha farklı imkanlar olabilir. Ama Aksaray için değil, bütün şehirlerde var sıkıntı. O zaman eczacılığı bulduktan sonra Aksaray'ı başka şehirde? Aksaray'da olabilir. Ruhsatı bulabilirsiniz, sıraya gidebilirsiniz. Yer var. Yer olmadığından değil ama yani çok dar bakmayalım, geniş bakalım. Bir de eczacılığın, bir de arkadaşlar bana soru gelmedi ama onu da söyleyeyim hızlıca. Eczacılığın sadece eczane açmak olarak bakmayın. Çok fazla çalışma alanı var. O kadar geniş ki. Yani o çalışma alanlarını görünce, bir de uzmanlık sınavı çıktı zaten. Aynı TUS gibi, DUS gibi, yani diş hekimliği veya tıp fakültesinin uzmanlığı gibi EUS, eczacılık uzmanlık sınavı çıktı. Onlarda da uzmanlık yapıp çok güzel yerlere gelebilirsiniz. Rica ederim. Adım Osman, profesyonel soruyorum. Tıp ve eczacılık arasındaki yani eğitim farkı, hangisi daha kolay, hangisi daha zor, ben onu soracaktım. Şimdi bakın, benim eczacı arkadaşlarımdan kolay diye gelenler çok ağladı. Çünkü kolay
kolay bir geçin. Ne istiyorum'a bakın. Ben o mantıktayım. Çünkü gerçekten yatmayı düşünüyorsanız meslek seçmeyin diyeceğim ya. Yani ben eczacılardan çok fazla bırakmak isteyenler oluyor. Böyle isteyenler olabiliyor. Her meslekte var. Hatta benim çok yılmış, ben eczacılık fakültesini kazandığımda hiç mübalağa etmiyorum. Konya Selçuk Üniversitesi'nde bir doçent, arkadaşımın halası doçentti. Biz orada bir ziyaretlere gittik. Bir sürü doçent var. Doçent, prof, böyle o kadar kademe olarak, akademik o kadar üst düzeydi ki Selçuk Tıp Fakültesi, yani Selçuk Üniversitesi'nde. Onlarla konuşuyoruz. Sen nereyi kazandın? Yakın arkadaşım dediğim arkadaşım. Tıbbı kazandım dedi. Ben de eczacılık. Bütün hekimler ne kadar iyi yapmışsın, eczacılık şöyle rahat, eczacılık böyle güzel. Evet, mesleki olarak eczaneyi açtığınızda daha özgürsünüz. Ama bence her mesleği yapan kişi o mesleğin hakkıyla yapmak için en kolayını seçmemeli. En iyi nasıl yapabilirim? Buna nasıl farkındalık oluşturabilirim seçmeli. Ve sizin gibi taze beyinler, gençler lütfen rahat da çok önemli. Tabii ki özellikle bayanlar için eczacılık çok rahat bir meslek. Mecbur hizmetiniz yok bir kere. Yani o kolaylıkları var tıpla kıyasladığımızda ama o 4-5 yılda da öyle çok rahat okumayacaksınız. Her bölümde oldu. Yani basit bir basit demeyeyim, her bölüm kendince kolay ama basit düşünüldüğü, düşük puan düşündükleri bölümleri okuyan çocuklara görüyorum. Gece gündüz ders çalışıyorlar. Bence öyle bakmayın olaya. Ama mesleki olarak şu sorunun cevabını vereyim. Eczane açtığınız zaman size yardım edenleriniz olduğu için daha rahat hareket ve konfor alanınız oluyor. Rica ederim. Ben var Onada. Doktorlar arasında nasıl okuyorsunuz? Anlamadım. Doktor? Doktorların yazılarını nasıl okuyorsunuz? Doktorların yazılarını nasıl okuyorsunuz? Doktorların yazılarını nasıl okuyoruz? İlk eczaneyi açtım. Evet, eczaneyi açtığımda şimdiki arasındaki farklardan biri de elektronik reçete. Güzel bir soru. Hep bu soruda sorulur. Elektronik reçete çıkana kadar doktorların yazısını okumak gerçekten ustalık istiyordu. Uzmanlık alanlarımızdan bir tanesi de buydu. Evet, haklısın. B harfinden çıkarak ilaçları takip ediyorduk. Aa, burada bir T var sanki falan diyorduk. Şimdi yeni eczacılar bu tecrübeye sahip olmadıkları için çok zorlanıyorlar. Yeni mezun arkadaşlar, çocuklar, arkadaşlarımız bize danışmanlık hizmeti yapıyoruz. Sosyal medyada abileri ablalara soruyorlar kağıtla yazılan reçetelerle ilgili. Okuyor okuyor. O da aynen biraz önce tarif ettiğim gibi ilaçları yerini nasıl buluyorsak okuyor okuyor. Bulamadıklarımızı arıyoruz, soruyoruz. Ama şimdi onun kolayı çıktı. Elektronik reçete, e-reçete var. Orada da sayıları okumak bazen zor oluyor ama hallediyoruz yani. Sorun değil o. Sorular bitti sanırım. Var mı? Zaten. Merhaba, ben Olmay'dan Esra. Ben şöyle soracağım. Köpeklerde yaşadığınız sıkıntılı ya da zorlandığınız durumlar oluyor mu? Evet, çok zorlanıyorum. Özellikle bir anne olarak nöbette çocuklarla sıkıntı yaşayabiliyorum eve gitmediğim için. Ya da bazen çocuklarımız sorun yaşıyor evin sorumluluğunu almakta. Hele büyük olan kısa yemek yapma, temizlik onlara kalıyor. Benden çok onlar zorlanıyor olabilir. Yani şimdi ben şöyle bir kolaylığı daha var. Şimdi nöbette bir doktorun nöbetinde doktor kendi kalmak zorundadır. Ama eczacının nöbetinde bizim böyle bir kolaylığımız var. Bayan eczacılar genelde 12'den sonra kalmıyorlar. Çevremde çok az kalan vardır. Birkaç defa ben kaldım, o da eşimle kaldım. Çok sıkıntılı tipler geliyor, gerçekten geliyor. Gecenin belli bir vaktinde böyle ne istediğini bilmeyen, özellikle sormuştunuz ya renkli reçeteleri, kırmızı reçeteye tabi ilaç kullanıyorsa, yeşil reçeteye tabi ilaç kullanıyorsa, reçetesi yoksa sizden talep edebiliyor. Yakında bir öyle bir olay oldu. Antalya'da bir eczanenin eczanesine bayağı bir zarar verdiler. Yani çünkü sağlıklı bir birey değil. Hekimlerin de başına geliyor bu tarz problemler. Nöbette tehlike olabiliyor. Aksaray'da olduğumuz için bu şey biraz daha az sanki. Büyük şehirlerde daha çok duyuyorum. Onun dışında bir sıkıntımız yok Allah'a şükür. Müşan, müsaadenizle aynı soruyu Esra'ya soralım. Annesi nöbetçi olunca bir eczacının kızı ne gibi sıkıntılar yaşıyor? Hiçbir sıkıntı yaşamıyorum, çok güzel oluyor. Yani tabii yaşıyor lan. Bir tane olmuş zaten nöbetler, öyle çok uzun sürmüyor zaten. Rahatlıyor. Ama çok ben seviyorum yani nöbetçi olduğu zaman. Yani, ben fazla iş vermiyorum demek ki. Güzel oluyor yani, annem çünkü... Yani yemek falan sıkıntı olmuyor. Zaten hazır koyuyorum. Yani sıkıntı olmuyor. Zaten yardımcı olmuyor ki. Yani. Pek zorlamamışım yani, demek ki. Sanki nöbet sayısı artsa bir yıl gibi oldu. Değil mi? Ortalama bir ayda ne kadar nöbetli? Bir ya da iki defa. Bir ya da iki defa gibi. Ayda. Ayda.
Az mı? Evet. Başka var mı mesela? Tamam biz. Peki. Büşra'nın çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Rica ederim. Ne demek? Çok güzeldi. Evet. Çok keyif aldım. Çam sesli çoban adamım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Çok keyif aldım. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Beni buraya çağırdığınızı, davet ettiğiniz için. Estağfurullah. Mesleğimizi anlatmamıza, gençlere fırsat verdiğiniz için sağ olun. Siz sağ olun. Teşekkür ederim. Çıkabiliriz. Al canım.